sadece Amerika demeyelim. Yurt dışı piyasalar diyelim. Yurt dışı piyasalara güven vermek için. Bunlardan birinci şart Mehmet Şimşek'ti. İkinci şart da Gaye Hanım oldu. Gaye Hanım'ın tercih edilmesinin sebebi de bu. Yoksa Türkiye'de bu işi yapabilecek kaliteli, çok daha iyi insanlar da var. Hem sadece finansı değil, maliyeyi ve iktisatı bilen insanlar da var. Merkez Bankası Başkanlığı yapabilecek, ama orada önemli olan yurt dışı piyasalara güven verebilmekti. Ve o yüzden diyorum ki ben buna ikinci Kemal Derviş dönemi başladı. Yani yine o bozulan, o zaman ekonomik kriz içerisindeydik. O ekonomik krizden atlatabilmek için Kemal Derviş'i getirmiştik. Hatta onun programına sadık kalındı. Erdoğan da 2002 yılında geldikten sonra 2005 yılına kadar Kemal Derviş'in programına, ekonomik programına sadık kaldı. Onun tohumlarını zaten daha sonra meyvelerini topladı da diyebiliriz.